Kızlanma. Baban gelecek işten zaten yorgun argın. E diyecek bir lokma yemek yok. Ne yapacağım ben ha? Ne koyacağım masaya? Patatesli börek yapacağım. Kıyma olaydı. Şimdi sarma yapardım ama yok. Ay bir gofret olaydı. İyiydi şimdi. Bir sus be Şadiye. He senin dersin yok mu da böyle konuşuyorsun he? Ecelik oynuyorum be abla. Bir başarı olmuyor. Hadi gel sen de bizim komşumuz ol şimdi. Ben patatesleri doğrarken sen de örgü örersin. Şadiye ders çalışıyorum görmüyor musun? Hemen seninle alık oyunu da oynamam. Kimse benden oynamıyor zaten. Herkes kardeşlerine güzel oynuyor. Senin bir bildiğin ders. Niye bir kız kardeşin var ki zaten? Oyun oynamadıktan sonra ne işe yararsın sen? Tamam. Ama 5 dakika anlaştık mı? Tamam. Hem bir de ben böyle fakir ev oyununu da oynamam. Sen bana gelmişsin böyle. Biz iki kız kardeşmişiz tamam mı? Sen bebeğinle gelmişsin. Akşama kocalarımız da gelecekmiş. Biz böyle bir sürü yemekler hazırlamışız. Masada bir tek kuş sütü eksikmiş. Hadi sofrayı da hazırlayalım bari. Tamam o zaman. Ben bebeğimi yatayım. Hemen sana yardıma geleyim. Tamam. Zeytinyağlıları şuraya. Börek de burada kalsın. Börek mi yaptın abla? Yok kız. Hazır alıverdim. Ne uğraşacağım onunla? Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Hadi ver bakalım koy. Bu ne lan? Kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin, mandal getiriyorsun ya. Şey baba, biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. Yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? İyi ver bakalım, tamam. Hadi. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben. Oh, bravo. Şadiye, sen artık restoran işleten mazbut bayansın. Sen de işe aldın. Bitti gitti tamam mı? Ya Babür abi bak ben pek saatte bulmuyorum seni yani. Ya senin bu narin ablama olan takıntın, saplantın hala mı devam ediyor abi ya? Selmet abi. Selmet abi diyeceksin bundan sonra. Babür yok. Babür öldü. Köpeğe verdik adını. Allah'ım cins midir ya? Sen konuş böyle şakacı bir anına falan mı denk geldi bu senin ya? Ya benim buradan hemen tüymem lazım ya. Benim buradan. Herif manyak yani. Herif manyak çıktı. Hemen kaçmalıyım ben buradan ya. Alo? Alo Ayhan. Ayhan yaktın beni. Ayhan yaktın beni. Bir terslik mi var? Daha ne olsun? Mahvoldum ben, mahvoldum. Kadının babası seni takip etmiş. Oturduğumuz kafede fotoğraflarınızı çekip Narin'e yollamış. Narin canımı okudu şimdi benim. Ayrıca Narin'in bütün ailesinin öldüğünü söylemiştin sen bana. Bu kız kardeşle nereden çıktı şimdi? Şadiye midir nedir? İstanbul'da bütün sülale arıyorlar onu. Ben niçin para veriyorum sana? Sen ne biçim iş yapıyorsun? Kız kardeş mi? Evet. Kız kardeş. Ayhan Hanım kız kardeş. Kadının bahsettiği kız buymuş. Biz Narin sandık tabii. Yeni bir plana ihtiyacımız var. Yarın takip edilmediğinden emin olduğun bir yere gidiyorsun. Beni arıyorsun. Anladın mı? Buluşmamız lazım. Hadi ben atölyeye gidiyorum. Dur ben seninle geleyim. Hem resme bakarım oradan da işe geçeyim. Siz
takılıyorsunuz zaten böyle. Bırak, boşuna hırpalama çocuğu. Ne bilsin? Yıllar önce geçmiş bitmiş mevzu. Onun hakkında öğrenmediğim bir bu kalmıştı, bu da oldu, tam oldu. Fahişeydi. Özür dilerim. Şadiye, bak açık açık anlatmazsan Zafer'le ilgili olan biteni vallahi kurtaramayız onu. Ya neyi anlatacağım ya? Neyi anlatacağım ya? Bir şey olmadı diyorum sana. Neyi anlatacağım? Şadiye, nasıl olmadı ya? Elin herifi niye Mehmet'e para versin? Niye versin? Nasıl olmadı? Yalandır o. Yalan, yalan. O adam, o herif iftira attı benim abime ya. Ya benim abim ya. Benim abim, benim abim. Yapar mı hiç öyle şey benim abim? Şadiye. Avukat Haluk Bey. Zafer'in savunmasını o hazırlayacak. Şimdi ne olacak yani? Avukat Bey çıkacak değil mi? Zaten suçu günahı yok, çıkacak yani Zafer'im değil mi? İfadesi alındı. Şimdi yarın önce savcılık karşısına çıkacak. Ardından nöbetçi mahkemeye. Artık kararı onlar verecekler. Ama tahmin ediyorum yaşından dolayı 5 ila 6 yıl arasında bir ceza alır. Tabii biz de bu arada elimizden geleni yapacağız. Necati abi, olmaz Necati abi. Ya ben 6 gün onsuz yapamam Necati abi. Tamam Şadiye. Bunların hepsi Şadiye. Senin yüzünden ya. Hepsi bunların senin yüzünden. Yeter be, yeter. Ne halin varsa gör. Git abin versin sana hesabını. Bana bak, sonsuza kadar çenemi kapıyorum ben bundan sonra. Alan memnun, satan memnun. Bana ne be? Tamam kız, yürü sen de. Ben neye üzüleceğimi şaşırdım ama. Bu senin kızın fahişe oluşuna mı, bununla takılmış olmasına mı, yoksa bütün bunların bizim başımıza geliyor olmasına mı? Arkadaşlarımız sınana sınana bir hal oldu Deniz ya. Çeliğe döndü çeliğe. Canlı senin ilişkinde sınanıyor. İnan. Sıkıldım ya. Eskiden böyle banyo perdelerine falan yazardı, hatırlıyor musun? İşte aşk her şeye inat sevmektir, yok bilmem midir, öyle olunca aşk böyledir falan. Ben bu adamla birlikte olduğum sürece her şey başıma gelecek biliyorum. Biz de yeni bir yazı yazarız tarihe o zaman. Arkadaşlık, sevgilisinin geçmişte o kızla birlikte olduğunu bile bile... arkadaşının fahişe kız kardeşini omuz omuza aramaktır. Bulacağız Şadiye'yi. Ben de senin kardeşini kendi kardeşim gibi bağırma kızcığım. Artık o da benim kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.